Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar diliyorum. 7 Mayıs 2024 itibariyle piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Borsa İstanbul bugün yine tarihi zirveyi yeniledi. Ekstra volatil bir gündü bildiğiniz gibi. 10.150'lere doğru geri çekildi. Resmen top çevirdiler. Bu işler böyle zaten. Ana direnç bölgelerine yaklaşıldığında, ana kırılımlar geleceği vakitte bu tarz hareketleri bizim normal karşıladığımızı biliyorsunuz zaten. Ama arada bunu normal karşılayamayanlar, panik olanlar var. Onlara da saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok. Bu işler tecrübeyle arkadaşlar kendini gösterir. Sizler de umarım yeterli tecrübeye sahipsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Bunu şöyle özetleyelim ki herkes daha net bir şekilde anlayabilsin. Önce aşağı yönlü baskı hareketi, akşam saat 5 itibariyle de yukarı yönlü bir hareket görüyoruz son 1-2 hafta, özellikle bu hafta itibariyle daha da netleşti. Bundan önceki 1-3 ay vade diyebileceğimiz seviyede, yani yılbaşından itibaren olan sürede de önce yukarı yönlü açılışlar, akşam saat 5 itibariyle de aşağı yönlü baskılı hareketleri görüyorduk. Yani şu bölgede yaşanan hareketler gibi, şu düzeltmelerde yaşanan hareketler gibi. Şimdi bunun tam tersi oluyor. Şimdi farklı bir kalıp, ters bir kalıp. Bunları bu şekilde okuyacaksınız. Ha, okuyamıyor iseniz ya da önünüzü görmekte zorlanıyor iseniz yapacak bir şey yok. Borsaya ulaşmayacaksınız. Ulaşıyorsanız bu tarz kalıplara hazırlıklı olmanız gerektiğini ben size aylar öncesinden söyledim. Şimdi dolar bazlı görüntüye baktığımızda da direnç artık zorlanıyor. Direncin zorlanırken bu şekilde TL bazlı fiyat grafiğinde de bu denli hareketlerin olması gayet normal değil mi? Çünkü bunu ilk defa görmüyoruz, ilk defa tecrübe etmiyoruz. Ana dirençler bu şekilde kırılır. Yoksa direkt olarak bariz bir şekilde kıralım, 500 dolara gider, böyle bir şey yok ha. Bir hafta, 10 gün, bir ay gibi sürelerde uzamalar olabilir. Piyasa bizim babamızın malı değil, çünkü biz de piyasayı yönetmiyoruz. Tahmini kabaca bir analiz yapıyoruz ve tarihleri de bunlarla birlikte birleştirdiğimizde iyi sonuçlar zaten alabiliyoruz. Bırakacağız, kırılacak. Zaten dirence geldik. Bu saatten sonra teknik anlamda çok iyi seviyelere gidebileceğimizi zaten söyleyebiliriz. Kısa vadeli dirençlerimizde kırılmaları görüyorsunuz zaten. Bugün elektrik endeksini değerlendirdik. Elektrik endeksiyle birlikte Alfa Solar ve Astor'u da değerlendirdik. Burada da zaten buna benzer teknik görüntüleri detaylıca inceledik ve çok güzel bir video oldu yine. Kusursuz bir yükseliş fırsatı gördüğümüzü videoda da izah ettik. Önceki analizlerimizin de üzerine koyarak elektrik endeksinin hem TL bazında hem dolar bazındaki teknik detaylarını sizlerle paylaşarak bunlara artı olarak da Astor ve Alfa'sı ekstra olarak değerlendirdik. Umarım eğitim amaçlı faydasını göreceksiniz ki göreceğinizden şüphem yok. İzlemek isterseniz kanalımızın katıl butonundaki hisse senedi analiz bölümünde faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, TL bazlı Borsa İstanbul'un, yani BIST 100'ün genel görüntüsüne baktığımızda bugün bankalar ekstra hareketliydi. Resmen çarptılar. Yani küçük yatırımcı böyle çarpılıyor. Yani bu demektir. Yani bunu daha net bir şekilde izah edilemez. Çarpılmayacaksınız. Sakinliğinizi koruyacaksınız. Asıl olan mevzu burada endekste kabaca 11.5-11.700 aralığı. Bu aralık eğer yukarı yönlü kırılacaksa, ki ben kırılacağını tahmin ediyorum. Teknik görüntü de buna müsait. Dolar bazında Borsa İstanbul'un BIST 100'ün grafiği ilk etapta 400, sonra 500 doları gösteriyor bize. O zaman bu iş sadece BIST 30 özelinde olamayacak. Yani BIST 30'la anca 11.500, 11.700 seviyelerine kadar gidebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için diğer yan tahtalara, BIST 50, BIST 100 ve diğer İşte arka plandaki küçük firmalara da bu yönelim kaymak zorunda. Aksini iddia eden varsa zaten yalan söylüyordur. Bunlarla birlikte diğer bir dikkat çeken mevzu ise beklenen haber akışları. Haber akışları zaten geliyor. Özellikle Borsa İstanbul'un yabancı payına baktığımızda en son işte 6 ay öncesinden 8 ay 1 yıl öncesine kadar bakıldığında %30'ların altındaydı bu rakam. %28, %29'lara geldiğinde aracı kurumlar bize şunu izah ediyorlardı. Yani her gün TV ekranlarında gördüğümüz kurum yetkilileri,
%30 seviyesine ulaştığımızda işler çok iyi bir noktaya gider ve buralarda dinlenmeler görebiliriz demişti. Biz yine bunun zıttını savunduk ve bugün baktığımızda %40 seviyelerini aşmak üzere yabancı oranı. Bu giderek de artacak. Çünkü burada bir pasta var. Ve bu pastadan bizler de payına düşeni alacak. O yüzden işte ben yanlış seçim yaptım. Ben sektör sıralamasını ya da mevsimsel etkiyi hesap edemedim. Ya da ben BIST 30'da aldım. Benim kağıdım BIST 30'da olmasına rağmen gitmiyor gibi. Ya da BIST 50'de olmasına rağmen gitmiyor gibi. Hurafelere kapılmayın. Bugün BIST 30'da da giden kağıtlara baktığınızda abartılacak bir gidişi zaten yok. Bugün Türk Hava Yolları'na baktığınızda 300 liradan 330 liraya geldi. Yani %10 yaptık kaç aylık vadede. Bu böylesine bir kağıt için ve endeksin hacmine her gün 10 milyar TL'nin üzerinde katkı sunan bir kağıt için 2,5-3 ayda %10 getiri bile değil bakıldığında. Ha, biz burada zaten yatırım fonlarının çıkışlarını, emeklilik fonlarının pozisyonlardaki artışını takip ettiğimizde şunu söyledik. Gider ama artış hızı beklenenin aksine yavaş olur dedik. Öyle de ilerliyor. Bugün evet bankalar çok tartışılıyor. Ben bankaların pozitif seyredeceğini zaten söylemiştim. Şu an ayrışma devam ediyor. İlk etapta burada kaymak yeniyor. Buradaki mevzuyu da şöyle okuyacaksınız. Şimdi sizin kağıtlarınıza birçoğunuza sıralar gelmiyor. Tabii birçoğunuz da bankalara aldı, acımadı. Kamu bankalarını da aldı, acımadı. Ha, buradaki hız gidişat yavaşlayınca o taraflara arkadaşlar daha fazla hareket alanı açılacak. Ama işte bankalara olan hareket yavaşladı diye bankalar gitmeyecek mi? Gidecek. Çünkü bankalar dolar bazında gerçekten ucuzdu. Hele kamu bankalarının tartışmasız bir ucuzluğu vardı. Bunu da değerlendirmiştik. Güzel ilerliyoruz ve 1 Ocak'tan itibaren yapmış olduğumuz özel analizlerin meyvesini de toplamaya başlıyoruz. Bazı durumlarda da bazı hisselerimizde de farklı teknik kalıpları görüyoruz. Örneğin şu tarz sıkışma üçgenlerini gördüğümüzde beşli dalga şeklinde yukarı yönlü kırılımlar gelecek iken dördüncü dalga şöyle gerçekleşiyor. Bu panik ortamlarına da tabii dikkat edeceksiniz. Çünkü aşırı yükselmiş hisselerin dinlenmesi olduğu kadar silkeleme hareketleri de son noktalarda zaten kendini gösterir. Bu detaylarda bence atlamayın, uyanık olun, sakinliğinizi koruyun ve yola bu şekilde devam ederseniz bir problem olacağını düşünmüyorum. Ufaktan 1-2 dakikada altına bakalım. Arkadaşlar altında baskılanma devam ediyor. Bugün Fed'e dair beklentiler Aralık ayı itibariyle bir faiz indirimi gündeme gelebilir. Böyle bir beklenti ön plana sunulmaya çalışılıyor. Bakacağız, göreceğiz. Daha yılın sonuna çok var. Ama altından ziyade kripto para piyasasına değinmek istiyorum. Bir ay önce hatta 3 hafta önce yapmış olduğumuz en son kripto analizinde altcoin'ler için 2 aylık bir zamanımız var demiştik. Bu 2 ayı iyi değerlendirmek gerekiyor demiştim. Buradan da size bir tüyo, dikkatli olun, o 2 ayı iyi değerlendirin derim. Orada da yaklaşık 2-2,5 ay sonrasında yani Temmuz'a doğru hareketlenmeyi takip edeceğiz gibi duruyor. Yani ilk kıpırdanmalar gelecek gibi duruyor. Aslında bu ana hareketinde ana başlangıcı olarak da sayılabilir. Bu detayı da buradan vermiş olayım. Yine orada da Total 2 ve Bitcoin dominans grafiklerindeki incelediğimiz kritik referans bölgelerini yakinen takip etmenizi eğitim amaçlı rica ediyorum. Bu tamamen sizlerin faydasına zaten. Unutmayın, hafızaları tazeleyin diye hatırlatıyorum ki illaki size video gelmek zorunda değil. Çünkü artık birçoğunuz teknik analizi, grafikleri çok iyi derecede okuyabiliyorsunuz ve önünüzü artık görebiliyorsunuz. Yani birinin size teknik analiz ya da rota çizmesine gerek yok ki herkesin aklı başında, herkes okur yazar. O yüzden teknik analiz zor bir mevzu değil. Sadece farklı bakış açılarını değerlendirmeniz gerekiyor ve farklı pencerelerden bakmanız gerekiyor grafiklere. Sadece işte açıyoruz burada RSI'ye, MACD'ye olduğu gibi düz bir şekilde bakmayacağız. Buna 50 türlü de bakabilirsiniz, 150 türlü de bakabilirsiniz. Grafiklerle arasındaki uyumsuzluğa bakacaksınız. Ortalama değerleri hesaba katacaksınız. Ağırlıklı ortalamaları göz önünde bulunduracaksınız. Ve tabii en önemlisi geçmiş grafiği hiçbir zaman yabana
atmayacaksınız. Alıcı satıcı gruplarını sürekli olarak güncel tutacaksınız ve önünüzdeki destek dirençleri de bu şekilde kolayca tespit edebilir, kolayca trade edebilir ve günün sonunda da karlı çıkabilirsiniz. Bunları yapamıyorsanız ve panik durumlarını çok farklı noktalara getiriyorsanız o zaman bizim özel analizlerimizden faydalanabilirsiniz. 4 aydır hatta bu 5. ayımız çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ne söylediysek o, bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Bugünkü mevzular bu şekilde. Tabii değerlendirilecek çok fazla haber akışı var ama kayda değer ya da piyasayı sarsacak bir gelişme olmadığı için üzerinde durmaya gerek duymuyorum. Yönümüz yukarı. Dolar bazı da bu takip ettiğimiz üçgeni aylardır kırmak üzereyiz. Allah'ın izniyle bu hafta kırıp yeni bir milatı Borsa İstanbul'da başlatacağız. Bir sürpriz durum yaşanmadığı sürece ki gidişatımız gayet memnuniyet verici olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.